Günaydın değerli izleyenler. Bugün 3 Haziran Perşembe. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Türkiye'de son 24 saatte 7181 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 112 kişi ise hayatını kaybetti. Hasta sayısı 586 olarak açıklandı. Toplam ağır hasta sayısı 1213, vefat sayısı 47768. Merkez Bankası'ndan erken gevşeme beklentisi kalkmalı mesajı geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla yapılan toplantılarda piyasalardaki erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığını belirtti. Kavcıoğlu toplantıda 3. çeyreğin sonu itibariyle Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başlayacağını kaydetti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayında ihracatın %65,5 artışla 16,5 milyar dolara, ithalatın ise %54,02 artışla 20,6 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Böylece dış ticaret açığı %20,74 yükselişle 4,1 milyar dolar seviyesinde. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin Mayıs ayı verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,8 artışla 54.374 oldu. Bu rakamlarla Nisan'ın ardından Mayıs ayında da pazar 10 yıllık ortalamaların altında kaldı. Bazı kamu harcamalarının yapılandırılmasına ilişkin teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular başvuru esnasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Ve piyasalar, Borsa İstanbul 100 ana endekste %0,09 yani 1 puanlık yatay bir düşüşle dünü 1430 puanda tamamladık. Ana endeks için 16,6 milyar liralık yine zayıf bir işlem hacmiyle karşılaştık. Bankalar %0,47, holdingler %0,60 değer kaybederken en çok yükselen tarafta %2,14 ile elektrik, en çok kaybeden tarafta %1,44 ile ticaret sektör endeksleri yer aldı. Dün dış ticaret rakamları, ODD verileri, aynı zamanda Merkez Bankası'ndan gelen mesajlar takip edildi. Sadeleştirilmiş operasyonel çerçevenin korunacağı mesajı ve faizin enflasyondan yüksek kalacağı ile ilgili başlıklar dün dikkat çekti. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 404 baz puanda, MSCI Türkiye ETF'i ise New York işlemlerini %0,65 aşağıda tamamladı. BMS Çelik Halka Arz Büyüklüğü 75,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı zamanda OYAK grubundan ilerleyen dönemde farklı halka arzların söz konusu olabileceği ile ilgili haberi takip ettik. Başkent Gaz'da ise yönetim kurulu üyesi Kazanç dün yaptığı açıklamada 2021'de temettü dağıtma sürecine girilebileceğine işaret etti. Dün aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Mayıs ayında Nisan'a kıyasla daha düşük bir enflasyon beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Bizdeki anketin detaylarını birazdan vereceğiz. Bu arada reel kesim için kısa vadede döviz yükümlülüklerinin toplam yükümlülükler içerisindeki payı Mart ayında %33 seviyesinde gerçekleşti ve böylece bir yılın zirvesindeydi. BRIC tabirinin isim babası Jim O'Neill dün vermiş olduğu değerlendirmede BloombergKT.com'a Türkiye'ye yatırımın cazip olabileceğini ama özellikle TL'deki değer kaybını engelleyebilecek politika değişikliklerinin yapılacağına inanç sahibi olunması gerektiğini söyledi. Faizler cephesinde gösterge bileşik 18.86, 10 yıllık kağıdın bileşik getirisi ise 24 baz puan artışla 18.83'te dünü tamamladı. Kurlar tarafına geldiğimizde son haftalarda dolar endeksinin 5 ayın en düşüğüne kadar geldiğini, buradan toparlanma sürecinde olduğunu görüyoruz. 89,5'ları test eden dolar endeksi bu sabah 89,95'te ama yurt dışında dolar endeksi 5 ayın dibine yakın seyrederken biz de rekorları takip etmiştik. 8.80'i bu hafta içerisinde gören dolar TL bu sabah 8.59.11'de. Yine Euro TL'de bu hafta 10.75'te gördüğümüz rekor sonrası 10.50-12 ile yeni gün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz-Ağustos aylarında faiz indirimine işaret eden açıklamalarını yatırımcı önemsemişti. Sepet kur tarafında 9.54.65 seviyesinde yeni günü karşılıyoruz. Euro dolarda ise 1.22'nin üzerine tutunma çabası ekranımızda. Avrupa tarafına döndüğümüzde Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi Nisan'da
yıllık %7,6 ile 2008'den bu yana en yüksekte geldi. Bu hafta içerisinde enflasyon verilerinden yola çıkarak Bavarya Maliye Bakanı da Avrupa Merkez Bankası'nı faiz artırımına çağırmıştı. Avrupa tarafında Schengen'in genişletilmesi isteniyor. Aynı zamanda pandemi nedeniyle mali kurallar 2023'e kadar gevşek tutulacak şeklinde bazı açıklamalar geldi. Avrupa Birliği aynı zamanda çok uluslu şirketlerin vergi şeffaflığı konusunda da anlaşmaya vardı. Transpasifik ortaklığı cephesinde İngiltere'nin üyeliği için görüşmeler başlıyor. Önemli bir haber. Aynı zamanda şirket haberlerinde Renault elektrikli araç üretim tesisi kurmayı planlıyor başlığı vardı. St. Petersburg'da Uluslararası Ekonomik Forum başladı. Burada konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina yapmış olduğu değerlendirmede dijital paraların finansal sistemin geleceği olacağına işaret etti. STOXX 600 endeksinde bir önceki gün gelen kuvvetli PMI'ların da etkisiyle dün artılar vardı ama enflasyon kaygısı da bir yandan fiyatlara girdi. STOXX 600 ortalaması %0,3 kadar yükselirken otomotiv sektörü %1'in üzerinde kazanımla bu yükselişe liderlik etti. Amerika tarafına döndüğümüzde ise Avrupa'nın yeşil ekranları sonrasında benzer bir seyir burada biraz daha yatay şekilde de olsa görmüş olduk. Dow Jones Sanayi Endeksi gün sonunda 25 puan kadar yükselirken S&P 500 ve Nasdaq'ta %0,14'lük alıcılı bir seyir takip ettik. Fed'in 5 kitap raporunda geneline bakıldığında ekonominin girdi maliyetlerinin arttığı, maaşlarda özellikle iş gücünü cezbetmek açısından yukarı yönlü hareket sergilendiği belirtildi. Aynı zamanda Commerzbank dün yaptığı değerlendirmede tedarik zinciri sorunu ve emtia fiyatlarındaki yükselişin imalat açısından risk yaratacağını, Fed'in bundan sonraki hamlelerinde istihdam verilerini önemseyeceğini söyledi. Tarım dışı istihdam raporunu yarın alacağız. Hatırlatalım. Öncesinde bugün de ADP özel sektör istihdam verisi gelecek. Şirket haberleri tarafında Apple'da sürücüsüz otomobil biriminin 3 yöneticisinin işi bıraktığı ile ilgili detay vardı. Tesla'nın ise küresel pazar payı Nisan'da %29'dan %11'e düştü. Ocak 2019'dan bu yana en düşük payı almış oldu pazardan. Böylece Tesla. Amerika dijital vergi planını öteliyor. Dün ise yine küçük yatırımcıların adeta örgütlenerek hareketlendirdiği hisseler tarafında ciddi bir dalgalanma söz konusu oldu. AMC hissesi bir ara %95 yükselince işleme kapatıldı hisse. Bed Bath & Beyond hissesi yine %62 kadar yükseliş gösterdi. BlackBerry ve GameStop hisselerinde de %30'un üzerindeki değer kazanımları dün itibariyle dikkat çekti. Ama borsaları yukarı çeken tarafta endeks ağırlıkları açısından da enerji sektörü özellikle liderlikteydi. Enerji ETF'i S&P 500'e bağlı olarak %2,1 kadar yükselişle dünü tamamladı. Bu yeşil ekranlar sonrası Asya'ya geldiğimizde bugün özel sektörün hazırladığı imalat PMI verisi Çin'de açıklandı. Hizmet düzeltelim. Burada hizmet sektöründe Mayıs'ta 55,1 ile büyüme devam etti. Jibun Bank'ın açıkladığı hizmet PMI Japonya'da 46,5'la daraldı. Bu sabah Hong Kong borsası hafif bir ekside, geriye kalanlar artıda. Detaylarını birazdan canlı şekilde Pekin'e bağlanarak Sadi Kaymaz'dan alacağız. Öncesinde ise bir de Amerika'da vadeliye bakalım. Günün geri kalanına ilişkin buradaki fiyatlamada %0,12'lik bir yükseliş söz konusu oldu. Amerika'da dün tahvil faizi ise 1,61'lerden 1,53'lere kadar geri çekildi. Bu sabah 1,59 sınırında hareket ediyoruz. Gözler tarım dışı istihdama çevrildi. Altın fiyatı ise faizdeki geri çekilmeden nemalandı. Tekrar yükselişe geçti ve böylece tekrar 1900 doların üzerindeki hareketle karşımızda. Bu sabah 1904,5 dolar civarına hamleler yapmakta. Gram altına yansıması 526 lira 9 kuruşta. Petrol tarafına baktığımızda Amerikan ham petrolü Ekim 2018'den bu yana en yükseği gördü. Julius Baer hesaplamalarında bu yaz petrol fiyatlarının 70 doların üzerine oturmasını beklediğini söyledi. OPEC artı toplantısında politika değişimine gidilmezken İran'ın 18 Haziran'daki seçimleri öncesinde P5 artı 1 ile ilgili bugün toplantılarda bir duraksama beklentisi kaynaklar dile getirdiler. Son dönemde Amerika tekrar masaya döner mi? Bunun sorgulandığı, bunun sonucunda da İran petrol piyasası dönecek mi? Fiyatlara girdiği bir tablo izlemekteyiz. Amerika'da ise stoklarda geri çekilme var. Dolayısıyla petrolde yön yukarı. Amerikan ham bu sabah 69 dolar 20 sentte. Brent petrol ise 71 dolar 80 sentte yoluna devam ediyor. Bu hafta petrol fiyatlarında 2 yıldan uzun sürenin az önce aktardığımız gibi en yükseklerini görmekteyiz. Ve Avrupa borsaları tarafından büyüme olumlu tarafta fiyatlamaları etkilerken enflasyon kaygıları özellikle Euro bölgesinin üfesi 2008'den bu yana en yükseğe gelince yine gündeme oturmuştu. Londra'dan Ceren Dilekçi detayları aktaracak. Avrupa borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamladı. Endekslerde %0,5'e varan oranda yükselişler hakimdi. İngiltere pandemi başlangıcından bu yana İngiltere'de ilk kez günlük can kaybı yaşanmadı ve
İngiltere Başbakanı Boris Johnson konuya ilişkin yaptığı açıklamayla açılma planına devam etmemeyi gerektirecek hiçbir veri göremediğini söyledi. Fakat bu noktada özellikle uluslararası seyahatler konusunda daha temkinli olunması gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda İngiltere'de konut fiyatları verisini takip ettik ve İngiltere'de konut fiyatları 2014'ten beri ilk kez çift taneli büyüme kaydetti. Enflasyonist baskılar giderek artıyor. İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ramsden Guardian'a yaptığı açıklamayla önümüzdeki dönemde talebin arzı geçerek enflasyonist baskıların genele yayılma riski olduğunu fakat Merkez Bankası'nın bununla baş edebilecek güce sahip olduğunu söyledi. Geçtiğimiz haftalarda da İngiltere Merkez Bankası'na politika yapıcılar faiz artırımı için 2022 yılı başını işaret etmişlerdi. Almanya'nın 5 yıllık ihalesinde talep 13 ayın en düşük seviyesine indi. Almanya'da perakende satışlar verisini takip ettik. Nisan ayında perakende satışlar beklentilerin altında kaldı. Aylık bazda %5,5 oranında gerileme kaydetti. Euro bölgesinde ise Nisan ayı üfe verisindeydi gözler. 2008'den bu yana üretici fiyatlarında en yüksek seviyeye çıkılmış oldu Avrupa'da. %1 oranında yükseliş yaşandı. Fakat geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla artış oranı %7,6 seviyesine gerçekleşti. Ve Wall Street kapanışının detaylarını da New York'tan alacağız. Karşımızda bu defa da Melike Ayan olacak. New York'tan selamlar. ABD borsaları alımlar için bir katalizör, bir haber ararken 3 endekste kendini yataya yakın 0,1-0,2 yukarılarda yeşilde kapattı. Günü öyle bitirdi. Nasdaq gün içinde kırmızıyken o da son dakikalarda yeşile çevrildi. Fed'in 5 kitabı açıklandı. 12 ticari bölgede ekonomik aktivitenin arttığını görüyoruz. Ve Patrick Harker, Philadelphia Fed Başkanı olarak tahvil alımlarının yavaşlatılmasını düşünmeye başlamayı düşünmemiz lazım mesajını verdi. Diğer Fed yetkilileri de yine enflasyonist bir takım baskılardan bahsettiler ama ekonomik aktiviteye daha çok dikkati çektiler. Özellikle Fed'in 5 kitabıyla birlikte. Ama asıl gündem Cuma günü gelecek olan istihdam raporu. O gerçekten ya alım ya satış sebebi olacak dendi. Ekonomik iyimserlik enflasyon endişelerini biraz bertaraf ederken biz Dodge Point'u %30'u geçen bir artış. En çok kazandıran hissenin AMC neredeyse 2021 için %2000'lik bir artış varken dün itibariyle kaybettirenin de Tesla olduğunu gördük. Elektrikli otomotiv sektöründe payının azalmasından kaynaklandığını söyledi. Böyle bir günde bir yandan da Covid vakalarının azalması, %45 azalması 7 günlük ortalamaya bakıldığında dikkati çekti. Ekonomide böylece açılıyor. İyimserliği borsayı da kapladı diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Açık piyasalarda işler nasıl gidiyor? Paraya hangi haberler en çok yön veriyor? Bu sabah konuşacağız. Tekine dönüyoruz. Karşımızda Sadi Kaymaz var her sabah olduğu üzere. Sadi günaydın. Bu sabah hizmet verilerini aldık Asya tarafından. Ne kadar etkili sence fiyatlarda? Zeynep çok etkili diyemeyeceğim ama tek başına bir etken sorarsan bana en çok etkileyen, görece en çok etkileyen faktör yine hizmetler piyamayı derim. Merak ediyor olabilirsin. Örneğin az önce Melike anlattı. Fed'den o musluk kısıntısına yönelik bir takım sinyaller vardı. Yine az birazdan anlatacağım. Biden Çinli şirketlere karşı yeni yaptırımlar hazırlıyor. Piyasalar açıldığında bunlar etkili olur mu diye baktık ama etkili olmadı. Daha sonra özellikle Çin piyasaları açıldıktan sonra Sayşin piyamayı geldi, hizmetler piyamayı geldi. Gelir gelmez de negatif bir tesir yarattı diyebilirim. Şimdi neden yarattı onu söyleyeyim. Hizmetler PMI genel olarak hizmetler sektörü iyi gidiyordu. Faaliyetlerin nabzı iyiydi ama 56'nın üzerinde beklenirken 55,1 geldi. Biraz hayal kırıklığı oldu. Şöyle hayal kırıklığı oldu. Arka planından bahsedeyim. Örneğin Bloomberg anketine 10 ekonomist katılmış. Yer almıyorsam hiçbirisi bu kadar düşük beklemiyordu. Dolayısıyla oldukça beklenti altı dersek oradaki oldukça kelimesini doğru kullanmış oluruz gibime geliyor. Onun da nitekim hemen dediğim gibi piyasanın etkisini gördük. Bir taraftan da kurda da etkisini gördük. Açıklanır açıklanmaz dolara karşı renminbi değerlenme eğilimindeyken birdenbire değer kaybetme yönüne doğru hemen
sert bir şekilde rotasını kırdı. Onun haricinde Trump döneminde biliyorsun Çin'e karşı sürekli yaptırımları konuşuyorduk. Biden geldi. Biden geldikten sonra acaba yumuşar mı deniyordu ama yumuşamak bir yana daha da ilişkiler geriliyor gibime geliyor. En azından jeopolitik açıdan Trump'ın giderayak bazı Çinli şirketleri askeriyle bağlantılı oldukları gece gerekçesiyle getirdiği bir takım yasaklar vardı. Pentagon raporuna dayanarak bu şirketlere yatırımın önüne geçilmeye çalışılıyordu. Ama biliyorsun orada Xiaomi de vardı. Xiaomi mahkemeye gitti. Mahkemede dedi ki benim bağım yok, bunu kanıtlayın. Ve mahkeme Xiaomi'yi haklı buldu ve yaptırım listesinden çıkarttı. Şimdi özellikle buna yönelik bu gibi bir takım altyapı eksiklerini gidermek için Washington'ın perspektifinden konuşuyorum tabii. Yeni bir mevzuat hazırlanmış, daha geniş kapsamlı. Geniş kapsamlı derken askeriye ile ilintili veya Çin'de özellikle gözetleme sektörüyle ilintili şirketler, çok daha geniş bir tanım tabii, yaptırım listesine alınacak. Burada tabii listenin genişleyebileceği söyleniyor. Bu hafta sonuna kadar da bu kararname imzalanabilir. Doğrudan kararname şeklinde olacak ama dediğim gibi ben bunun çok etkisini görmedim. Doğrudan doğruya bağlantılı şirketlerde bir satış vardı ama onlarda da çok sert satışlar yoktu. İki şirket haberiyle hemen sözü sana bırakayım. TSMC biliyorsun artık çip dökümhaneciliğinin bütün yükünü sırtında taşıyor. Dünyanın en ileri çiplerini üretiyor. 12 milyar dolarlık bir fabrikanın Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaatına başladı. İlk olacak. Buradan Biden yönetiminin bu teşviklerinde işe yaradığını söyleyebiliriz. Onun dışında tabii bir de biliyorsun dünya değişiyor. Az önce Melike de Tesla'dan bahsediyordu. Batarya sektörü çok önem kazanıyor. Batarya sektörü de gerçekten tamamen uzak doğudaki 3 ülkenin elinde diyebilirim. Neden böyle söylüyorum? %90'ı neredeyse ilk çeyrek itibariyle, 2021 ilk çeyrek itibariyle Zeynep, Çinli, Koreli ve Japon şirketlerinin elinde. Zaten Panasonic, LG ve CATL Tekva 3'ü sadece %68'lik bir paya sahip ki en önde de Çinli CATL var. O da ilk çeyrekte geçen seneye göre satışlarını 4 kata çıkarmış. Bloomberg HT Pekin temsilcimiz Sadi Kaymaz. Çok çok teşekkür ederiz. Detaylar için Sadi, saat 8'den sonra bir kez daha buluşacağız. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve dış basın köşemize devam ediyoruz Sadık Aymaz'la bıraktığımız yerden. Bu sabah itibariyle Financial Times ve diğer pek çok mecrada basında manşete baktığımızda uluslararası tarafta İsrail siyasetini görüyoruz. 12 yıl dolayısıyla aslında İsrail tarihinde en uzun başbakanlık dönemini Netanyahu geride bırakacak gibi gözüküyor. Zira muhalefet nihayetinde içerisinde Netanyahu'nun bulunmadığı bir hükümet kurmayı başardı. Bir başka siyaset haberi ise İran'da. Orada da 18 Haziran'da seçim var ama onun detaylarına birazdan geleceğiz. Öncesinde merkez bankaları enflasyonla mücadele konusunda fikir birliğine varamıyor şeklinde bir haber var FT'nin kapağında. Fed tarafında ise pandemiyle mücadelede devreye alınan şirket tahvilleri almaya yönelik acil program azaltılacak deniyor. Aynı zamanda Amerika 6 ülkeye karşı 2 trilyon dolarlık dijital vergi tehdidi savuruyor demişler. Deutsche Bank Amerika'daki bankacılar açısından 6 Eylül'ü ofise dönüş tarihi olarak ifade etti. Tahvil piyasası yatırımcısı özellikle kısa vadeli tarafta negatife doğru giden faizler yüzünden ne yapacağını bile demiyor. Para piyasası fonları zorda demişler. İLO'dan küresel iş gücü piyasasına ilişkin bir haber var. Bu haber içerisinde pandeminin istihdam piyasasında kalıcı hasar yarattığı uyarısıyla karşılaşıyoruz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 21 Haziran itibariyle tam açılma açıklayacak mı? Bu konuyla ilgili temkinli ama iyimser değerlendirmelerde bulunuyor. Gidelim buradan bir de Business Insider'a. Orada bu sabah farklı bir haber var kapak sayfada. NASA 30 yıllardan sonra ilk defa Venüs'e iki farklı misyonla geri dönüyor demişler. Aslında NASA'nın gerçekleştirmiş olduğu bir Discovery programının yarışmasını kazanan iki projeden bahsediyoruz. 2028 ve 2030 yıllarında gerçekleşecek Da Vinci Artı ve Veritas projelerinden bahsediyoruz. Bu projeler çerçevesinde Da Vinci Artı Venüs'ün yüzeyindeki kurşunu bile eritebilecek ısıya nasıl gelindi? Cehennem benzeri ısı. Neden oluyor? Bununla ilgili bir araştırma yapacak. Veritas ise gezegenin etrafında yapacağı uçuşlar sayesinde çok detaylı bir harita meydana getirmeye çalışacak demişler. Haberin detaylarına baktığımızda.
Son başlığı da İran'dan verelim. 18 Haziran seçimlerine geri sayarken Bloomberg'un haberine göre bu seçimlere İran tarihinin en düşük katılımının gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki en düşük katılım seviyesi 1993 seçimlerinde %50,7 ile gerçekleşmişti. Yarı resmi kuruluş İran Öğrenciler Anket Ajansı 30 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde 5159 kişiye sordu. Seçimlerde oy verecek misiniz dedi. %32'si hiçbir şart altında oy vermeye gitmeyeceğini söyledi. %34'ü ise kesinlikle sandık başına gidiyorum şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Ruhani'nin batıya yakın tavrıyla eleştiri konusu olduğu belirtilmiş. Bir önceki seçimlerde Ruhani ile aslında 2017 seçimlerinde ciddi anlamda geride kalan rakibi Raisi arasındaki değerlendirme burada dikkat çekiyor. Bu defa İbrahim Raisi'nin buradan anketlere göre önde çıkması yönünde beklentiler de var. Bugünkü Bloomberg'un haber başlığına bakacak olursak. Ve dün içeride biz Merkez Bankası'ndan gelen yatırımcı toplantılarını, buradaki mesajları takip ettik. Detaylarını aktaralım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığı yönündeki mesajlar öne çıktı. Yatırımcılarla video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Başkan Yardımcıları Uğur Namık Küçük, Semih Tümen ve Mustafa Duman da katıldı. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikasında erken gevşemeye yönelik oluşan beklentinin ortadan kalkması gerektiğine vurgu yaptı. Kavcıoğlu, piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor. Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır. Kavcıoğlu, halihazırda ihracattaki güçlü artış eğiliminin, altın ithalatındaki belirgin gerilemenin ve bireysel kredilerdeki yavaşlamanın dış dengede beklenen iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz dedi. Öte yandan Kavcıoğlu, ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak, ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor diye konuştu. Para ve kur politikası metnini, 2021 yılında uygulayacağımız politikalar ve iletişim stratejisi açısından bir yol haritası olarak görüyoruz diyen Kavcıoğlu, yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalınacağını vurguladı. Ayrıca Kavcıoğlu, Mayıs enflasyonunu Nisan'a göre bir miktar daha düşük bekliyoruz dedi. Ve devam ediyoruz. Basında öne çıkan başlıkları aktaracağız. Habertürk.com'da İLO'dan bir haber var. 2021'in ilk çeyreğinde çalışma saatlerinde %4,8 kayıp yaşandı diyorlar. Detayları Habertürk.com'da bulabilirsiniz diyelim. Dünyanın manşetinde ise faiz hattında iki zıt söylem kafa karıştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz-Ağustos ayları için faizleri düşürmemiz şart derken Merkez Bankası erken gevşeme beklentileri tümüyle ortadan kalkmalı diyor. Dış tepkiler olumsuz diyor Dünya gazetesi. UBS, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları TL'yi negatif ayrıştırıyor demiş. Capital Intelligence, dışa dönük kırılganlık arttı, yatırımcı çıkışı yaratabilir diyor. Commerzbank, Merkez Bankası Başkanı üzerindeki baskı artırılıyor demiş. Citi ise TL'nin daha da değer kaybetmesi muhtemel şeklinde yer alıyor haber içerisindeki kutucukta. Ve buradan Hürriyet gazetesine geçelim. Burada Filyos Limanı yarın açılıyor haberiyle karşılaşıyoruz. Erdinç Çelikkan'ın haberi şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin karadaki merkezi olan Filyos Limanı'nın açılışını yapacak. Bir diğer başlıkta ise Çavuşoğlu koşulları sıraladı haberiyle karşılaşıyoruz. İsrail'le sağlıklı ilişki için 5 şart başlığı var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Türkiye ile sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak Ankara'nın 5 maddeden oluşan beklentilerini açıkladı. Saldırılar durdurulmalı başlığı burada öne çıkıyor. Sabah gazetesinde ise salgın vergide tabloyu değiştirdi haberiyle karşılaşıyoruz bugün. Covid-19'da mücadele döneminde vatandaşın tüketim alışkanlıkları ilk çeyrek vergi gelirleri tablosunda belirleyici oldu. Ve son başlığı Milliyet'ten verelim. Kısa çalışma devam etsin, kapalıyken kira alınmasın başlığı var. Perakendecilerin ortak talebi diyor Milliyet gazetesi.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizimle bu sabah. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Bugün günlerden enflasyon, piyasaya bakacak olursak şimdiye kadar görmüş olduğumuz 2021'in en yüksek enflasyonun bugün geleceği yönünde bir tahmin var. Ama dün Merkez Bankası Nisan'a kıyasla Mayıs'ta daha düşük bir enflasyon bekliyoruz dedi. Tabii onların elindeki veri seti bizde yok. Siz neler beklersiniz bugün saat 10'da açıklanacak veriden hocam? Öncelikle günaydın Zeynep, merhaba. Yani burada tabii Merkez Bankası'nın senin de dediğin gibi neyi gördüğü ya da önceden bir bilgisi olup olmadığı konusunu bilemiyoruz. Ama biz kendi beklentilerimize göre baktığımızda birkaç tane unsur burada etkili oluyor. Bir, geçtiğimiz yıllara oranla baz etkisini esas alarak bir hesaplama gerçekleştiriliyor. Bir de tabii İstanbul Ticaret Odası'nın, İTO'nun açıklamış olduğu hem geçinme endeksi var, hem de toptan eşya fiyat endeksi var. Bunlarda da oldukça yüksek gelen aylık bazda, örneğin İTO'nun 1 Haziran'da açıklanmış olan toptan eşya fiyat endeksi %2.27 gelmişti. Yıllık olarak da 19.3'e tekabül ettiğini gördük. Keza ücretler geçinme endeksi de aylık bazda 1.67 olarak geldi. O da 15.78. Dolayısıyla aslında birbirinin aynı olan endeksler değiller. Farklı yapıyla hareket ediyorlar. Ama genel itibarla bir fikir vermesi açısından önemli. Ben enflasyonun tabii artık bu söz olduktan sonra Merkez Bankası Başkanı muhtemelen biliyordur herhalde, öyle söylüyorsa. O kadar beklentilerin yüksek olmayabileceğini artık tabii ki düşünüyoruz. Ama gene de yılın geneline baktığımda sanki hani o beklenen en üst nokta dediğimiz, en tepe nokta dediğimiz noktanın daha uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Bunun için belki Haziran-Temmuz ayları en üst noktayı görebildikten sonra oradan bir geri dönüş belki olabilir. Onun için açıkçası hani dün Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra ben de bugün enflasyon rakamının ne olacağı konusunda bir beklenti anlamında, olumlu beklenti anlamında bekliyorum bu rakamları. Bloomberg KT araştırma masası da anket yaptı. 19 kurum katıldı. Bu ay enflasyondan Mayıs ayı itibariyle enflasyonun %17,23'lük bir beklenti var. Yıl sonu enflasyon tahmininde ise 17 kurum katılımda bulundu. Medyan %14,5 oldu. Detaylarını paylaşıyoruz. Bloomberg KT araştırmanın Mayıs ayı enflasyon beklentilerine ilişkin anketi sonuçlandı. 19 kurumun katıldığı ankette medyan tahmin Mayıs ayında aylık tüfenin %1,44, yıllık tüfenin ise %17,23 çıkacağı yönünde. Ankete göre en düşük beklentiyi paylaşan kurum, Mayıs ayında aylık enflasyonun %1,18, yıllık ise %16,94 gerçekleşmesini bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurumsa, Mayıs ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda %1,73 artış göstermesini, yıllık bazda ise %17,57 olmasını bekliyor. Ayrıca Mayıs döneminde 17 katılımcının 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi medyanda %14,50 çıktı. Yıl sonu enflasyonu için katılımcıların en yüksek tahmini %15,50, en düşük tahmini ise %11,70 seviyesinde geldi. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 gerçekleşmişti. Şimdi tabii enflasyon ne yöne evrilecek, bununla beraber faiz ne tarafa gidecek? Bununla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan bu hafta Temmuz Ağustos'a işaret eden açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanım, Merkez Bankası Başkanım'la görüştüm dedi Cumhurbaşkanı. Bu ifadeler yatırımcı nezdinde negatif yönde aslında karşılandı. Çünkü kurlar tarafında rekor gördük. Dolar endeksi 5 ayın dibindeyken Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi kabaca 1.60'lar civarında sakin bir seyir izlerken bizde 8.80'e giden bir dolar hareketi gördük. Olay sadece dolarla da sınırlı kalmadı. Euro tarafı da 10.75, dolayısıyla TL üzerinde bir ayrışmadan burada bahsediyoruz. Dünse Merkez Bankası Başkanı tarafından gelen değerlendirmelerde erken faiz indirimi algısının kırılması gerektiğine işaret eden mesajlar var. Böyle bir gevşeme beklentisi tümüyle ortadan kalkmalı diyor Merkez dün yatırımcılarla saat 14 ve 16.30'da yaptığı buluşmalarda. Şimdi hocam faiz tarafında nasıl bir öngörüde bulunmak mümkün eldeki verilerle ve yatırımcı tarafındaki bu hassasiyeti nasıl görmek lazım? Çünkü Cumhurbaşkanı daha öncesinde de aslında hep faiz indiriminden yana olduğunu söylemişti. Burada yatırımcının nezdinde çok yeni bir başlık var mı? Onu da bilemiyorum açıkçası.
Tabii şimdi Sayın Cumhurbaşkanı zaten faiz konusunda hassas. Bunu daha evvel de birçok kere ifade etti. Yani bu söylenen yeni değil. Bence burada yeni olan Merkez Bankası Başkanı ile görüştüğünü söyledikten sonraki ifadesi. Yani Temmuz-Ağustos gibi faizlerin inmesi gerektiği yönündeki görüşü. Şimdi herkes şunu net bir şekilde biliyor ki Merkez Bankası Başkanı değişikliği gerçekleştikten sonra beklentiler Merkez Bankası'nın fırsatını ilk bulduğu anda faizi indireceği yönünde. Çünkü bu değişikliğin temel sebebinin bu olduğuna inanılıyor. Başka bir açıklama gelmedi resmi anlamda. Ne Merkez Bankası nezdinden böyle bir açıklama geldi, neden Sayın Naci Ağbal'ın görevden alındığı konusunda, ne de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından böyle bir açıklama yapıldı ve konu bu şekliyle buraya kadar geldi. Şimdi şunu düşünüyor bence yabancı yatırımcı ya da içeridekiler de aynısını düşünüyor olabilirler. Merkez Bankası gerektiği durumda faiz arttırabilir mi? Bu sorun. Yani burada Merkez Bankası sözel olarak birçok ifadede bulunuyor. Dün de söyledi. Piyasanın beklentisinin kırılması gerektiğini söyledi. Ama bu piyasanın bu beklentisi gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla da ortaya çıkmış olan bir beklenti oldu. Yani bir taraftan bu söylenirken diğer taraftan da bu beklenti realite olarak duruyor ortada. O nedenle tabii ki burada sözü daha önemli atfedilen ve o fiyat hareketlerine etki yapabilecek olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesi. O nedenle beklenti bence Temmuz ve Ağustos yönünde faiz indirimine gidilebileceği yönde. Ekonomik anlamda buna yer var mı? Bunu şu anda olmadığı yönünde görebiliyoruz. Neden? İşte birçok anlamda enflasyonist baskı hala dünyanın çok önemli konusu. Dün BEJ rapor açıklandı. Burada da enflasyonun en azından harcamaların arttığı yönünde Amerika'da veriler var. Ve bu veriler bize önümüzdeki dönemlerde İngiltere Merkez Bankası'nın da açıklamalarından da gördük. Onlar da aynısını söylüyorlar. Bir enflasyon beklentisi var. Bu kalıcı olacak olmayacak ayrı bir tartışma konusu ama neticede bir enflasyon beklentisi var. Diğer taraftan emtialara baktığımız zaman bu emtialarda oldukça yükselen fiyatlar var. İşte en önemlisi bizi de çok yakından etkileyebilecek olan petrol fiyatlarının yaklaşık 70 dolarlar seviyesine oturması ve belki hatta daha da üzerine gidebilmesi var. Türkiye'nin özelinde gıda fiyatlarını etkileyebilecek olan kuraklık etkisi, işte bazı önemli üretim illerimizde dolu etkisi var. Bütün bunlar ortadayken enflasyonist baskı çok yoğun bir şekilde hissedilen aylar göreceğiz. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Yani Merkez Bankası bu enflasyonist baskının karşılığında nasıl bir politikayla karşı koyacak? Yani gerektiği zaman faiz arttırabileceğine inanırsın ama arttırmayabilir. Sonuç olarak Merkez Bankası bunu bir şekilde farklı yollarla geçiştirmeye çalışabilir falan ama böyle bir iradenin olup olmadığı konusunda bir şüphe var bence. Bunun bir şekliyle telafi edilmesi gereken bir dönemin içerisindeyiz. Bu önemli. Yoksa Merkez Bankası Başkanı'yla görüşmüş olmak, görüşmemiş olmak ben bağımsızlık anlamında çok bunları aştığımızı düşünüyorum. Çünkü zaten Merkez Bankası Başkanları'nın göreve geliş şekilleri tam anlamıyla bir bağımsızlık konusunun ortadan kalktığı nokta. Onun için piyasayı etkileyenin bu görüşme değil ama bu görüşmeyle beraber beklentinin Temmuz ve Ağustos'ta faiz inebileceği yönündeki beklenti. Dediğim gibi bunun alanı yok bence ama belki önümüzdeki aylarda Merkez Bankası bu alanı eğer görüyorsa bir indirime gidebilir mi onu hep beraber göreceğiz. Şimdi enflasyon faiz ilişkisinde de tabii hocam enflasyonun nereden geldiğine belki daha iyi bakmak gerekir. Dün sabah da Mahfi Elmas Hoca'dan aktarmaya çalıştık Gökhan Şen'in kitabından. Talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu birbirinden farklı iki unsur. Buna göre faiz enflasyon ilişkisi de biraz esasında değişiklik gösterebiliyor. Ona göre üretilecek çözümler de farklılaşıyor. Hem görmüş olduğumuz mevcut çift taneli enflasyon hem enflasyon oynaklığı gelişen ülke piyasalarına olumsuz yönde ayrışırken bizde talep mi maliyet mi daha çok öne çıkıyor sizce fiyat baskısı oluştururken hocam? Bu dönemler olarak değişebiliyor Zeynep. Hı hı. Mesela en önemli gördüğümüz unsur bence maliyet enflasyonu ve maliyet enflasyonuna gelen yönde faiz üzerinden gelmediğini görüyoruz. Kur üzerinden geliyor. Hı. Bu Merkez Bankası'nın yapmış olduğu araştırmalarda da bu şekilde. Dolayısıyla kurun arttığı her noktada bir maliyet artışı ortaya çıkıyor. Bu aynı zamanda bizim ihracat fiyatlarımızı da çok etkiliyor. Çünkü bugün yani dün de
ihracat rakamları aslında rekor kırdı. Son dönemlerin en yüksek ihracat rakamıyla karşı karşıya kaldık ama ithalat da çok arttı. Çünkü bizim normalde ihracatımızın içerisindeki ithal ürünlerin payı göreceli değişiyor. Bazı mal gruplarına göre %14, bazı mal gruplarına göre daha yüksek. Ama etki alanına baktığında, sektörel etki alanlarına baktığında %40'lara varan etkisinin olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla kurdaki artış hem ciddi anlamda bir maliyet enflasyonuna sebep oluyor, hem de ciddi anlamda ihracat fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor ve fiyat verme davranışlarında zorluk yaşattırıyor. Talep enflasyonuna baktığımızda bu da kredi büyümesiyle çok alakalı. Çünkü üretici üzerinde biriken bu maliyet yükünü normal zamanlarda tüketicinin üzerine aktaramıyor, aktarmakta zorlanıyor. Ama talep patlamasının, kredi düşüşüyle beraber talep patlamasının yaşandığı dönemlerde, ki bunu geçtiğimiz kredi faizlerinin indirildiği dönemde çok net gördük, bu dönemleri üretici de bir fırsat olarak görüyor bu maliyet yükünü aktarma açısından ve krediler düştüğü anda talep çok yoğun bir şekilde Türkiye'de iş tüketime yönelik olarak arttığından dolayı bu maliyet artışları da maliyetlerin de bir şekilde yansıtıyor. Dolayısıyla bu da talep enflasyonu olarak karşımıza net bir şekilde çıkıyor. Bir de üçüncü durumla karşı karşıyayız bu pandemi dönemiyle özgün olarak. O da arz yönlü kesintilerin yaratmış olduğu enflasyon, arz enflasyonu da diyebiliriz. Biz bunu çok fazla belki Türkiye'de hissedemedik ama daha büyük ülkelerde, özellikle Çin'le çok daha yoğun ticaret yapan ve hemen hemen bütün iç tüketimini Çin'e bağlamış olan Amerika gibi ülkelerde arz kesintisinin yaratmış olduğu enflasyonda net bir şekilde yaşadık. Ama özetlemek gerekirse, hani maliyet enflasyonu yönünden gelen en büyük baskının kur üzerinden geldiği çok net. Burada şunu da söyleyeyim, çok uzattım ama en önemli nokta, tabii faizleri biz düşürdüğümüz zaman bu talep artışı, taleple beraber maliyetlerin bir şekliyle tüketiciye geçmesi, sonuçta bu bizi bir döngüye sokuyor. Her seferinde kurları yukarıya giden bir seviyede görüyoruz ve faiz indirimi, arkasından kur yükselmesi, arkasından enflasyon ve enflasyon katlanarak yüksek enflasyon olarak geliyor. Dolayısıyla aslında her şeyin belirleyicisi burada net bir şekilde enflasyon olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi hocam tabii bütün bunları biz değerlendirirken bir yandan da tabii enflasyonla ilgili, örneğin az önce anketimizde de aktardık, mevcut hali ilgili tahmin veren ekonomist sayısı örneğin yıl sonuyla ilgili tahmin veren ekonomist sayısından daha fazla. Çünkü bazı ekonomistler diyorlar ki büyük bir ihtimalle biz yıl sonu beklentilerimizde revizyona gideceğiz ama bunun için öngörümüz biraz azaldı. Şimdi oradan devam edelim isterseniz. Bu hafta %7'lik de bir büyüme verisi karşılamış olduk. Orada da esasında hani maliyet enflasyonu, kur geçişkenliği diyoruz ama örneğin özel tüketim tarafının büyümeye en büyük katkı yaptığını gördük. O yüzden bir talep de burada söz konusu gibi gözüküyor. Büyümeyle ilgili kompozisyonu nasıl buldunuz hocam diye de soracağım. Çünkü mesela makine teçhizat tarafı da %30,5 yükselmiş. Orası da umut verici. İşte hizmet tarafının bir miktar ayrışması var belki. Oradan da bir bahsedelim. Çünkü tabii enflasyonla ilgili beklentiler ister istemez yılın geri kalanında büyümeyle ilgili riskleri de belki beraberinde getirecek. Çok haklısın. Şimdi bir kere manşet olarak baktığımızda %50'lik büyüme büyük bir büyüme. Bu tabii ki, bu kıyasladığımız birinci çeyrek 2021 ile birinci çeyrek 2020 arasındaki geçiş dönem farkı. Yani %7 daha fazla büyümüş çeyreksel anlamda, yıllık bazda. Aylık, yani çeyrekler arasında baktığımızda bu kadar yüksek bir büyüme olmadığını görüyoruz. Bu da normal. Şimdi iki şekilde bakıyoruz. Biri üretim bakışı, yani üretim esas alınarak bakılan büyümeye bakış. Diğeri de harcama yöntemiyle hesaplanan büyümeye bakış. Şimdi burada tabii ki üretim, ikisi aslında birbiriyle korele. Onu anlatmak için söylüyorum bunu. Sanayiye baktığımız zaman sanayinin çok ciddi büyümeye katkısı var üretim yöntemine göre. 11,7 büyümüş Türkiye'de sanayi, özellikle birinci çeyrekte. Bu olası büyüme, yani bu büyümenin temel sebebi şu: İnsanlar tabii ki evde kaldıkları süre içerisinde ihtiyaçlar arttı. Daha evvelden de yakından takip etmiştik bazı, özellikle sektörel bazda, mesela mobilya sektörü, mesela beyaz eşya sektörü, buralarda zaten kapasite kullanımları diğer sektörlere oranla çok daha yüksekti ve büyüme de bundan etkilendi. Şimdi bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, insanlar evde kaldıkları süre içerisinde genel itibariyle bu harcamalarını bu tür alanlara yönlendirdiler. Mesela otomobil aldı birçok kimse. Bunun da farklı bir sebebi var. İşte o dönem aynı zamanda kredilerin yoğun olarak verildiği dönemlerdi.
ve fiyat artışlarından korunmak amaçlı olarak da belki otomobilleri de bir yatırım aracı olarak gibi gördüler. Ya da bir daha o fiyatları alamayacaklarına inandılar o kredilerle. Ve bu da ciddi bir alıma sevk etti hane halkını. Şimdi diğer taraftan baktığımızda tabii pandemi dönemindeki en büyük lokomotifin ihracat olduğu şüphesiz. Zaten harcamalar yöntemine göre baktığımızda işte ihracatın katkısı 3.3, ithalat 1.1 negatif. Dolayısıyla ihracat ciddi oranda pozitif katkı vermiş. Bir diğer şey de özellikle hani bu ikisini koreli olarak söylediğimiz zaman Türkiye'de ihracatın yapısına baktığımızda çok büyük oranda sanayi sektörü üzerinden ihracat gerçekleştiriliyor ve KOBİ'ler üzerinden gerçekleştiriliyor. Yani hacme göre baktığımızda işte ISO 500'deki ilk 500, ikinci 500'e göre küçük orta boy işletmelerin kendi kapasitelerine göre ihracatları daha yüksek. Dolayısıyla burada da ihracatın katkısıyla özellikle sanayi çok ciddi şekilde pandemi döneminde faaliyet gösterdi. Sermaye oluşumu anlamında burada da kapasite arttırımı yönünde ciddi arttırımlar gerçekleşti ki bunu da harcama yönteminde kapasite sermaye oluşumunda görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsi olumlu yönler. Burada olumsuz olan bir iki yön var. Bir tanesi şu, yani sektörel anlamda baktığımızda o büyüme her sektöre eşit oranda ya da her sektöre göreceli olarak destekleyecek oranda yansımadı. Mesela inşaat 2.8 büyüdü. Finans sektörü de hemen hemen aynı şey büyüdü. Hizmetler sektörü 5.9 büyüdü. Yani manşet büyümenin altında kaldılar. Bu tabii şunu da gösterdi. K şeklinde aslında bir büyüme geldi. Bu olumsuz olan nokta bu. Onun için ben istihdam yaratımı da aslında buradan etkilenir değil mi hocam? Çok etkilenir. Şimdi herkes şunu söylüyor. Yani hizmetler sektörü evde oturduğumuz sürece nasıl bu hizmetler sektörü böyle 5.9 geldi? Bunun şöyle de bir temel noktası var. Hizmetler içerisinde sadece lokanta, restoran ya da diğer işte havayolu sektörü yok. Bunun içerisinde ciddi anlamda lojistik sektörü de var. İşte ihracatın vermiş olduğu katkıyla beraber lojistik sektörü de hizmetlere olumlu katkı sağladı. Belki hani buradaki pay konusunda tartışmalar olabilir. Onlara hiç girmiyorum ama netice itibariyle bu var. Şimdi diğer eleştiri konusu da şu. Nasıl mesela bu kış aylarında genellikle Türkiye'de tarım yaz aylarında önemli büyümeye destek sağlar. Nasıl kış aylarında manşet büyümeden yüksek olabildi? Bu bence izaha muhtaç. Ve üçüncü nokta tabii ki bu istihdama yansımadı. Çok net. Çünkü işten çıkarmanın yasak olduğu bir dönemde bile geniş tabanlı işsizlikte evet biz yeni işe alımları arttıramadık çok fazla. Dolayısıyla buradaki korelasyon bozukluğu bu şekilde. Ama bilemiyorum bunu da belki bu işin özellikle istihdam konusundaki sadece buna yönelmiş olan çok değerli akademisyen hocalarımız da var. Daha farklı bir şekilde açıklayabilirler belki. Şimdi az önce dolar TL'deki gidişattan bahsettik hocam. Hemen izninizle bir de görüş aktarmaya çalışayım. Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Koordinatörü Tufan Cömert. Önümüzdeki süreçte dolar TL üzerindeki en önemli risklerden birinin yurt dışındaki dolar endeksinde bir yukarı yönlü ivme olabileceğini söyledi. Riski artıracak konu doların ne olacağı, doları talebinin ne yönde evrileceği. Şimdi burada dolar endeksi senin de söylediğin gibi zaten neredeyse yarısı Euro'dan müteşekkil. Dolayısıyla o tarafa ayrı bakmak lazım ama şimdi piyasadaki pozisyonlarla net bir şekilde dolar short olmaya devam ediyor. Ha, tarihi rekor seviyede falan değil ama en azından ağırlık hala yani geminin bir tarafına doğru herkes yığılmış durumda. Dolayısıyla burada beklenenden iyi veri geldikçe Fed üyelerinden, Powell'dan, Yellen'dan böyle bir olumlu yönlendirmeler geldikçe muhtemelen bu pozisyonları kapandığını göreceğiz. Şimdi bundan 3 ay önce veya sene başında konuştuğumuzda dolar endeksin daha düşecek çok yeri var. Yani işte euro dolar 1.28'lere 1.30'lara gider. İşte 2008-2009 seviyeleri neredeyse dolar endeksi gider falan gibisinden düşünceler de vardı. Yani açıkçası ben de o tarafa çok daha yakındım ama bir veriler gayet güzel gelmeye başladı. İki aşılama dediğin gibi çok hızlı bir şekilde uygulanmaya başladı. Üç, piyasanın zaten bunu çok önceden satın alma sebebiyle şu anda daha fazla dolar short gitmeye, yani dolar satıp diğer para birimlerini fonlamaya çok da fazla bir hikaye kalmadı gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bence sadece hisse piyasaları açısından değil, tahvil piyasaları açısından, gelişen ülkeler açısından bizim için, Türk lirası için önemli, en önemli risk konusu dolar endeksinin
Bu gördüğümüz 90 seviyesinden, yani kabacası kaçın 89-900'lerdeyiz. Buradan 92, 93, 95 civarına doğru gitmesidir ki bu olasılıkta maalesef şu son verilerle, gelişmelerle ciddi şekilde artıyor diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreçte bir faiz indirimi olur mu? Olursa varlık sınıflarını nasıl etkiler? Yere CG Danışmanlık Yönetici Ortağı Emrah Güreli değerlendirdi. Bu görüşle beraber bir reklam arası verelim. Ardından Twitter'daki izleyici sorularına göz atacağız. Sayın Cumhurbaşkanı faizlerin seviyesi konusunda çok kararlı bir duruş sergiledi her zaman. Yani şu an yaşadığımız şey aslında son 3-4 yılda yaşadıklarımızdan da çok farklı değil. Yani ekonomik büyümeyi biraz daha ön plana çıkarıp fiyat istikrarını daha geri planda tutan bir anlayış var. Tabii bu yaklaşımımızın getirileri ve götürüleri olabiliyor. Yani genelde tabii bizim gibi piyasanın içinde olan kişiler için tabii bana göre de bu yaklaşımın götürüsü getirisinden uzun vadede özellikle çok daha fazla. Yani şimdi diğer soruna gelince de Türk lirasının tabii bu anlayışta çok fazla değerlenmesini beklememek lazım ama yani son 3 yıldır katıldığım her yayında söylediğim gibi Türk lirası aşırı değersiz konumda. Yani işte çok basit birçok gelişmekte olan piyasaya para birimine göre karşılaştırdığımızda neredeyse son 4 yılda 3'te 1'ine yakın değer düşmüş durumda. Onun için şu noktada Türk lirasında da çok hızlı bir değer kaybı da beklememek lazım ama tabii enflasyonun çok yüksek seyrettiği ve negatif reel faiz riskinin yine yavaş yavaş ortaya çıktığı bir gündemde yani TL'nin düzenli bir şekilde değer kaybetmesini beklemek çok da yanlış olmaz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova ile beraber Bloomberg HT'de ilk söz programı devam ediyor. Bakalım izleyici sorularında bu sabah neler var hocam? Öncelikle izleyiciler sağ olsunlar her sabah olduğu üzere günaydın dileklerini iletmişler. Aykut Bey diyor ki Merkez Bankası Başkanı değişimi olmasa bence dolar TL 7,5 civarında kalırdı. Enflasyonu yükselten kur geçişkenliği daha zayıf olurdu. Ülkenin dolar bazlı borcu artmazdı ki o kısmını tam bilemiyoruz tabii. Kendi ekonomimize önce kendimiz zarar veriyoruz diye düşünüyorum demiş. Bir de diyor ki bizde açıklanan PMI'lar 49'da 52,5 civarında bir bantta kalırken biz %7 büyüyoruz. Amerika ve Avrupa'da PMI'lar 60'ları geçtiği halde nasıl küçülüyorlar? Orada tabii zaman farkı var onu söylemek lazım. Açıklanan büyüme verileri ilk çeyrek ama gelen PMI'lar artık yaz aylarına işaret ediyor. O yüzden zaman oturması birbirine tam örtüşmüyor. Onu belki belirtmekte fayda var. Yine bir başka izleyici sorusu Hikmet Bey diyor ki Merkez Bankası acaba bu sene faiz artırmak zorunda kalır mı? Ne der Burak Hocam? Yani bu tabii ki aslında hepimizin bulmaya çalıştığı soru. Yani burada benim düşüncem şu, Merkez Bankası faiz indirebilir, Merkez Bankası faizi serbest tutabilir. Bu kendi yapabileceği bir şey ama Merkez Bankası bence herhangi bir onay almadan faiz arttırımında bulunamaz. Dolayısıyla onun için zaten kafalar karışık. Yani Merkez Bankası gerektiği anda bunu yapabilir mi diye baktığımızda ben bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani Hikmet Bey'e böyle cevap verebilirim ancak. Bir sadece büyüme ile ilgili bir şey söylemek istiyorum demin söylediğimde. Aslında PMI'ler sen çok güzel söyledin. Yani dönemsel olarak farklılık gösteriyor ama yani Amerika falan ilk çeyrekte küçülmediler. Ben yani yanlış hatırlamıyorsam onlar da 6.4 büyüdüler. Tabii onların 6.4 büyümesiyle bizim 7 büyümemiz aynı şeyler değil. Yani 21 kat büyük bir ekonominin 6.4 büyümesi çok acayip bir şey. Yani inanılmaz bir şey. Onun için buna birazcık da öyle bakmak lazım. Yine bir başka soru izleyicimiz Orhan Bey'den gelmiş. %7 büyüdük diyenlere ben sormak istiyorum. Ben gittikçe küçülüyorum. Peki kim büyüyor diye sormuş. Büyümeyi neden hissedemiyoruz? Onu da bir konuşalım isterseniz hocam. Çok güzel bir soru. Demin konuşurken belki bunu bir parça atladık. Şöyle demin söylemiş olduğum noktadan dolayı hissedemiyoruz. İpuçlarını verdiniz şey var. Ama enflasyon ve istihdam bağlamında evet. Aslında değil mi? Evet. Evet, bir tanesi şu, çok net yani sektörler arasındaki büyüme farklılığından dolayı
Genellikle bunu üretim sektöründekiler hissettiler, bu büyümeyi. Çok net bunu gördük. Ama diğer sektörlerdekiler o manşet büyümenin çok altında kalındığı için bunu hiç hissetmediler. Hatta belki daraldılar. Ama bir diğer önemli olan, toplumun geneline baktığımızda hissedilmemesinin sebebi enflasyonun çok yüksek olması. Çok uzun zamandan beri çok yüksek enflasyonla Türkiye'de kümülatif olarak yıllardan bu yana baktığında geldiğimizde bu bizim alım gücümüzü çok düşürdü. Kişi başına düşen milli gelirimiz çok düşük seviyelere indi ve bundan dolayı da ne kadar aslında büyürsen büyü bunu hissedemeyecek noktaya geldin. Buradaki temel nokta bu ve tabii ki istihdam yaratmayan bir büyümeyle bunu hissedebilmek çok kolay değil. Şimdi bu ortamda bir de izleyicimiz yine Hanifi Bey'in sorusuna yanıt vermeye çalışalım. Merkezin önceliği enflasyonu düşürmek mi yoksa faizi düşürmek mi olmalı? Yani normal şartlar altında tabii ki merkez bankalarının önceliği fiyat istikrarı. Yani aslında kuru belirli bir seviyede tutarak Türk lirasını o değerli seviyesine taşımak. Ama bizdeki temel yaklaşım merkez bankasından beklenti faizi düşürmesi yönünde. Onun için zaten dünyadan ayrışıyoruz bence. Temel buradaki farklılığımız bu. Şimdi borsayla da ilgili bir görüş verelim. BIST %1400'ün altı kolay kolay görülmeyecek diyor A1 Kapital araştırmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal. Ekrana getirelim, ardından dün nasıl kapattık beraber hatırlayacağız. Dünkü kur hatağına baktığımızda bu sabah itibariyle bir geri çekilme var mı? Dünkü yüksek seviyelerden sonra var. Peki endekse bakıyoruz, ne kadar neredeyse artıya geçecek. Yani 1430 puan seviyesinde. Dolayısıyla 1400 altına inme niyeti olmayan bir endekse karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Yani hem faiz tarafı yukarı gidiyor, hem kur tarafı yukarı gidiyor ama endeks tarafında da bir güçlenme var. Dolayısıyla ben yukarı yönlü hareketin 1400'ün kolay kolay kalacağını tahmin etmiyorum. Ekstra yurt içinde bir gelişme olmadığı takdirde. Ve piyasanın güçlü kalmasını bekliyorum. Yani şu anda bir zayıflıktan bahsedemiyoruz. Mesela bugün baktığımızda herkes daha fazla bir düşüş bekliyordu ama yabancının olmamasının da bunda büyük payı var. Şimdi bakıyorsun bankacılık sektöründe bir satış var. Tamam, anlaşılır. Diğer taraftan havayolu şirketi, petrokimya sektörü, enerji sektörüyle ilgili açıklamalar yapacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Enerji sektöründe hareketlilik var. Dolayısıyla bunlar da endeksi yukarıda tutuyor. Ters bir şey olduğunda da başka endeksi ağırlığı olan hisselerle yukarıda tutuluyor. Dolayısıyla net olarak söyleyebileceğimiz 1400'ün altı burada kolay kolay gözükmeyecek. Ama senin dediğin gibi patinaj var. Bir 1465'i geçemiyoruz. Onu geçmemiz için faiz tarafında bir rahatlama olması gerekiyor. Borsada dün burada 39 hisse ana endeks için konuşacak olursak günü artıda tamamladı. 56 hisse düştü, 5 hisse günü yatay biçimde bitirdi. Yüzdesel bazda en çok yükselen hisse Zorlu Enerji'ydi. Arkasında GSD Holding, Odaş Elektrik, Tofaş ve Enerjisa geldi. Bu yüzdesel en çok düşen tarafta ise Bera Holding ile beraber Mavi Giyim, Konya Çimento, Jantsa ve MLP sağlık hisselerini gördük. Dün itibariyle puan bazlı endeksi en çok destekleyen Tüpraş'tı. Arkasında Sasa Polyester, Ford Oto, Turkcell ve Petkimlik tamamladık. Endeks üzerinde en büyük puan bazlı baskıyı kuranlar tarafında ise BİM'den sonra Ereğli geldi. Bera Holding, Akbank ve Koç Holding ile ilk 5 tamamlandı. Son bir not olarak hocam isterseniz OECD'nin bu hafta gelen raporundan da bahsedelim. Küresel çapta büyüme beklentilerini yükselttiler. Bizim tarafta düşürdüler ve Covid'le mücadele esnasında ekonomide alınan tedbirler açısından özellikle kredi büyümesine fazla güvendiğimizi, bu tarafın aslında ekonomiye sadece geçici bir doping verebileceğini, daha kalıcı şekilde daha nokta atış tedbirlerle devamının gelmesi gerektiğini söylediler. Enflasyon ve işsizlikle ilgili tahminlerini de yukarı yönlü revize etmişler. Ne dersiniz? Şöyle söyleyebilirim. Sanki OECD'nin uzmanları bizim Bloomberg'de yaptığımız programları dinlemişler ve onu oraya yansıtmışlar gibi hissettim ben de raporu görünce. Çünkü uzun zamandan beri bir pandemi süreciyle mücadelede krediyle bu pandemiye müdahale etmenin olumsuz bir sonuç verebileceğini çok kere söyledik. Doğrudan desteklerin arttırılması, doğrudan desteklerin sektörel bazda değil kişilere de doğrudan destek verilmesi gerektiği yönünde bildirimlerde bulunmuştuk. Bunu görmüşler. Dolayısıyla dünya büyümesine ilişkin beklenti çok normal. Çünkü dünya ticaretinin en büyük oyuncular olan Amerika'da işler normale döndü. Yani birçok eyalette artık maskeleri bile insanlar ikinci yani aşılı süreci tamamlandıktan sonra attılar. İşte Avrupa'ya baktığında onlarda da çok hızlı aşılamada ilerleme var. Bizde de yeni gelen aşılarla bir hareketlenme olacak gibi gözüküyor ama bu hareketlenmeyi sürdürebilecek miyiz? Yani aşı, ciddi miktarda aşı gerekiyor. Dün uzmanları da gene dinledim. Çok değer verdiğim tıp uzmanları var.
Onlar da bunun herhalde yaz sonuna kadar eğer aynı hızda gidebilirse olabileceğini söylüyorlar. Ama tabii o paydan, çeyreksel ve dönemsel paydan pay alabilmek şu anda çok mümkün gözükmüyor. O nedenle bence raporun kendi içerisinde oldukça tutarlı, çok önemli ve gerçekten incelenmeye değer bilgiler var. Türkiye ile ilgili olarak da söylediklerine tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova. Hocam çok çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Bugün bu arada içeride enflasyon olacağız dedik. Az önce bizim anketimizden bahsettik. Bloomberg terminaline de bakalım. Beklentiler nasıl şekillendi? Terminale beklenti giren ekonomistler de Mayıs ayı ile ilgili aylık tarafta %1.32'lik bir medyan beklenti söz konusu olmuş. Yıllık tarafta ise TÜFE'nin %17,25 olarak gerçekleşeceğini öngörüyorlar. Çekirdek enflasyonla ilgili yine tahminler var burada. %18,20'lik bir medyan beklenti buraya girilmiş. Yurt içi üfe tarafında aylıkta %2,90, yıllıkta ise %36,40'lık tahminler var. Bloomberg terminaline baktığımızda Amerika'da vadelerde son durumu da aktaralım yeri gelmişken. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Ve Amerika tarafına baktığımızda vadelerde yeşiller söz konusu. Bugün alıcılı seyirli açılış bekleniyor ama saat henüz erken. Oranlarda oldukça yatay. Dow Jones vadeliye baktığımızda %0,01, Nasdaq'ta %0,09, S&P 500 vadelisinde %0,04'lük artılar olduğunu görüyoruz. Dün itibariyle kapanışta da Dow Jones 25 puan kadar yükselirken S&P 500 ve Nasdaq'ta %0,14'lük primlerle gün uğurlandı. 5 kitap raporunda özellikle fiyat baskısının ekonomi geneli bir önceki aya kıyasla daha çok arttığına dikkat çekildi. Maaşlar tarafında yine artışlar var. İş gücünü cezbetmek açısından, çünkü burada tabii bir yandan da çeklerle aslında pek çok işsiz kalan tarafında desteklendiğini, dolayısıyla işe dönmekle ilgili teşvikinin çok fazla olmadığını görüyoruz. Yanı sıra sektörel tarafta şirket haberleri tarafında Tesla'nın pazar payı Nisan'da %11 ile Ocak 2019'dan bu yana küresel tarafta en düşük bir şekilde gerçekleşti. Apple'da sürücüsüz otomobille ilgili projenin 3 yöneticisinin gittiğiyle ilgili haber vardı. Amerika dijital vergi planını öteliyor haberi geldi. Dün itibariyle yine küçük yatırımcının örgütlenerek hareketlendirdiği hisseler cephesinde AMC'nin %95 yükselerek bir ara işleme kapatıldığını gördük. Bed Bath & Beyond yine bu hisselerden biri. %62 yükseldi. Aynı zamanda BlackBerry ve GameStop hisselerinde de %30 civarında kazanım dün dikkat çekti. Bugün Amerika'da kısa bir hafta, pazartesi günü anma günü nedeniyle piyasa kapalıydı. Normalde çarşamba gelmesine alışık olduğumuz ADP özel sektör istihdam verisini bugün alacağız. 650 binlik bir artış beklentisi var. Bugün ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörüne ilişkin PMI ve ISM verilerini de Amerika'da takip ediyoruz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Bugün aynı zamanda yine Fed yetkililerinden konuşmalar var. Atlanta Fed Başkanı Bostic, Dallas Fed Başkanı Kaplan, Philadelphia Fed Başkanı Harker, Fed Başkan Yardımcısı Quarles bugün konuşacak. Aynı zamanda İngiltere'de de Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin bir konuşması var. Bizde saat 10'da enflasyon gelecek dedik. Aynı zamanda her perşembe olduğu gibi banka ve menkul kıymet istatistiklerini de içeride takip ediyoruz. Hatırlatalım. Ve açık olan diğer küresel piyasalarda son durum nedir? Orta Doğu siyasetinde çok gelişme var bu sabah. Acaba kendi piyasaların üzerinde ne kadar etki? Onu da konuşacağız. Dubai'ye gidiyoruz. Karşımızda Ersoy Erkazancı olacak. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ersoy günaydın. İran'da seçime geri sarılıyor. İsrail tarafında ise Netanyahu dönemi kapanıyor galiba. Evet Zeynep, Orta Doğu politikalarıyla ilgili önemli haberler var. İsrail'le başlayalım çünkü Netanyahu 12 seneden beri başbakan ve onun dönemi sona erebilir. Şu anda kesin bir şey yok çünkü daha güven oylaması lazım. 8 tane parti koalisyon konusunda anlaştı. Pek görülen bir şey değil bu İsrail tarafında. Şimdi parlamentoda onaylandıktan sonra eğer onaylanırsa dönüşümlü başbakanlık olacak ve Naftali Bennett yeni başbakan olabilir, 49 yaşında. Bu da Netanyahu döneminin sona ermesi anlamına gelebilir ama dediğim gibi güven oylamasını bekliyoruz. Dün gece
bir saat kala bu koalisyon açıklaması oldu. Diğer taraftan İran'da seçimler olacak 18 Haziran'da. O da aslında merakla takip ediliyor. Çünkü nükleer anlaşmaya biraz bağlantı kuruyorlar. Henüz Amerika ile İran nükleer anlaşmaya geri dönmedi. Viyana'daki görüşmeler yine sonuçsuz kaldı. Her seferinde yine ilerleme oluyor deniyor ama bir türlü bitmiyor. Gelecek hafta devam edecek deniyor. Bu da aslında biraz petrol fiyatlarını etkiliyor. Çünkü İran petrolünün ne kadar geç piyasaya gelmesi petrol fiyatları açısından olumlu. Bu sabah baktığımda Brent 72 dolara yaklaştı Zeynep. Hem bu haberin etkisi oldu, yani Viyana'daki görüşmelerin biraz daha devam edeceği görüşmesi etkili oldu. Hem de her hafta stoklar açıklanıyor biliyorsun. Haftalık stoklarda APIN'in rakamlarına göre 5.4 milyon varillik düşüşler vardı. Diğer taraftan Aramco'nun yeni bir tahvil ihracına hazırlandığı söyleniyor. Bu temettü ödemesi, her dönem verdiği sözü tutması için bunu da yakından takip edeceğiz. Asya'da ise genelde artılar vardı bugün. Hong Kong çok eksiydi ama genelde olumlu bir hava var. Aslında bu Biden'ın yeniden kara listeyi gözden geçireceğine dair haberler var. Trump'tan kalan aslında bir yumuşama bekleniyordu. Tam tersine bu biraz olumsuz etki yarattı. Savunma sanayi hisselerinde düşüşler görüyorum. Daha önce Savunmanı Bakanlığı'nın verdiği karara göre bu liste hazırlanıyordu. Şimdi hazine tarafından hazırlanacak Zeynep. Bu arada Ant grubu hükümetle ilişkiler ekibi kuruyormuş. Bu dikkatimi çekti. Kayış'ın hizmet PM'ye 55.1 geldi. Ama genele bakarsak yine de olumlu bir yol var borsalarda, Asya tarafında. Petrol fiyatları da yukarıda diyeyim. Sözü sana aktarayım Zeynep. Ersar Kazancı'ya çok teşekkür ederiz aktardığın notlar için ve şimdi de Pekin'e gitme zamanı. Sadi Kaymaz'la beraberiz bir kez daha. Sadi, bu sabah neler var yine bizim için notlarında diyeceğiz. Bir önceki buluşmamıza kıyasla farklı haber akışları söz konusu mu? Zeynep, istersen dikkatini böyle Çin içerisinde biraz salgına çekeyim. Neden diyeceksin, biliyorsun genel olarak Çin salgını kontrol altında tuttu bu son bir senede. Zaman zaman bazı kentlerde, bazı şehirlerde vaka dizileri oluyor, alevlenmeler oluyor. Onları da tabii ki radikal önlemlerle bastırıyordu ama bu defa dikkat çekmek istediğim yer Guangdong ya da bizde Canton olarak da biliniyor. Ya da kaba bir benzetme yapmak gerekirse Amerika'nın Kaliforniya'sı diyebilirim. Çin'in gayri safi yurt dışı hasılasının %11'ini 12'sini üreten bir bölgeden bahsediyorum. Canton bölgesinden ya da Guangdong eyaletinden. Şimdi böyle başladım. Sorun ne diyeceksin? Aslında birkaç haftadır orada yerel bulaşmalar var, vakalar var ama geçer mi geçmez mi diye bakılırken sanki biraz uzadı. Günden güne de 15-20 vaka tespit ediliyor önlemlere rağmen. Dolayısıyla bunu sanırım artık takip etmemiz gereken bir konu olarak bir kenara koyayım. Tabii uzakta bir ülkede evet COVID vakası var, Çin'de var ama biraz ekonomik etkileri de var. Neden ekonomik etkileri var diyorum. Yine bölgenin ana limanlarından bir tanesi Shenzhen kentinde Yantian Limanı, dünyanın aslında üçüncü büyük limanı, belki adı aşina gelmeyebilir eminim ki ama orada konteyner trafiği aksıyor. Dün Maersk'in yine en büyük dünyadaki taşıyıcılardan bir tanesi bir duyurusu vardı. %30 seviyesine düştüğünü belirtiyordu. Dikkatli izlemek lazım, şu açıdan izlemek lazım. Biliyorsun Navlun büyük problem artık dünyada çok yükseldi. Asya'dan Avrupa'ya 10 bin doları aşmış durumda, özellikle Şangay Rotterdam hattı biliyorsun, kıstas hep orada 10 bin doların üzerinde seyrediyor. Türkiye'yi de etkiliyor Navlun. Öbür taraftan sadece konteyner göndermenin maliyeti değil, konteyner bulmak da problem. Özellikle Çinli ihracatçılar bundan çok dertli. Yine Avrupa'daki ve Türkiye'deki ithalatçılar da bundan dertli. Zaten biliyorsun tedarik zincirinde problemler vardı. Konteyner sıkıntısı vardı. Üstüne Süveyş geldi, Navlun geldi. Bir de burada dünyanın ana limanlarından bir tanesindeki bu problem konteyner sıkıntılarını ağırlaştırabilir diyeyim. Onun dışında Sayşin'den bahsettiği az önce orada 55.1 biraz tabii bu dönem biliyorsun Zeynep en çok konuştu bu enflasyon ne kadar, o yüzden böyle enflasyon dinamiklerine dikkat etmek lazım. Burada da sayışını biraz karıştırınca alt raporlarına bakınca, analiz yorumlarına bakınca benim gördüğüm şey şu: hizmetler sektöründe çok
ciddi boyutta bir girdi maliyet baskısı var. Ham maddeden personel giderlerine, enerji maliyetlerine, evet, nakliyeye kadar ciddi anlamda sıkışmış durumdalar Çinli şirketler. Sadık Aymaz Pekin'den bildirdi. Çok çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Bloomberg.com'dan çıkanlar. Kamu olacaklarının yapılandırılması teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitli ödeme seçeneklerinden birini tercih edecekler. 5 kitap raporunda ise Amerika'da ekonomik büyümenin sağlam kalacağına dair iyimserlik mevcut başlığı öne çıkıyor. Detayları Bloomberg.com'da bulabilirsiniz. Saat 10'da bugün enflasyon verisini takip edeceğiz. Unutmayın, Bloomberg HT yakında piyasa masasında birlikte takip ediyoruz. Hoşçakalın.